Selamun aleyküm. Gençler kanalıma hoş geldiniz. Artık elemanım var. Erhan var. Artık videolara başlıyorum. Biliyorum bir buçuk aydan beri video çekmiyorum. Vallahi çok da özlediniz. Artık bir saç kesimlerine başlayalım yavaş yavaş. Şimdi bizimki Yunus bu sefer farklı bir model istedi. Nazi saç kesimi istedi. Şimdi Nazi saç kesimi yapacağız ona. Herif Hitler'den gidiyor. Hitler modelinden gidiyoruz. Evet. Gençler başlayalım. İlk önce şöyle bir buçuğu taktık. Erhan fazla uzaklaşma. Saça girebildiğin kadar yakın gir oğlum. Ama beni de engelleme. Gözünü seveyim. Şimdi bir buçuğu taktık. Çengeli aşağıya indiriyoruz ve başlıyoruz. Bakın çaprazlama giriyorum saça. Düz olarak girmeyeceğim. İlk önce böyle bir portföyünü çıkartalım saçın. Yunus ne diyorsun? Olacak mı sence? Hayırlısı. Hayırlısı bekledim. Tamam, modum. Bakacağız bakalım. Güveniyorum sana. Oğlum güvenmesen zaten gelmezsin. Aynen öyle. Evet gençler şimdi bunu taktık. Buradan bir buçuğu çıkartıyoruz. İki numarayı takacağız. Bakın iki numara. Ondan sonra bunu taktık. Çengel kapalı. Gene köşelerden gireceğiz. Çaprazlama olarak buradaki fazlalığı götürmemiz lazım çünkü. Çünkü daha biraz işimiz var. Ha video uzun sürebilir gençler. Onu da söyleyeyim. Sonra ben sıkıldım ya bunu kapatıyorum falan demeyin yani bana. Erhan beni değil oğlum. Benden daha çok saçık çek. Millet zaten benim yüzümü tepimi biliyorlar. Sen saçı çek. Saçı kaybetme. Şimdi buralardan böyle bir girelim gençler, buraları bir alalım. Şimdi bu noktaya geldikten sonra buraya fazla girmeyeceğiz. Burayı mümkün kaldığı kadar bak böyle kaldırarak kesiyoruz. Çünkü şu yoğunluğu almayacağız buradan. Saçı ayıracağız ya. Ondan burayı fazla ellemiyoruz. Şimdilik böyle devam ediyoruz gençler. İkiyi de taktık, bu yanları da aldık. Heh. Asıl olay nerede başlıyor gençler? Şimdi başlıyor. Evet. 05 yarım. Bunu takıyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım. Evet. Şimdi gençler. Yaz geldi zaten ya. Ferahlarmış. Tabii canım iyi daha iyi olur. Abi zaten geçişleri sen çok iyi yaptığın için ben direkt buraya gelmeye başladım. Geçişleri mi? Aynen. Yok lan ben o kadar güzel yapmıyorum yani. Bundan önce bak 3 yere gittim. Bak video var diye demiyorum. Tamam. Şurada A101 vardı ya arkada bina yıkıldı şimdi. Tamam gülüm. Onun orada bir tane vardı. Berbat yani. Bir de aşırı gerekli pahalıya kesiyorlar. Ciddi misin? Evet. Hiç değmiyor. Ha bir de yaptığı işi değse diyorsun, sıkıntı yok. Yani. Gençler, yarımla aldık. Bakın şimdi, sırf yarımla girdik. Şimdi bir tık oynatıyoruz bak, bir tık sadece. Bir tık oynatıp, tekrar şuradaki fazlalığa giriyoruz. Yani bundan sonrası artık biraz kat kata çıkacağız. Bu arada sizler neler yapıyorsunuz ya? He? Kaç zamandan beri görüşemiyoruz, video da çekemiyorum. Valla özlediniz biliyorum da hepiniz yazıyorsunuz bana. Allah razı olsun. Ama işte eleman olmayınca maalesef tek başıma çekemiyordum. Ama artık yavaş yavaş başlarım. Şimdi burayı da böylece hallettik mi gençler?
Ondan sonra bak, iki tık daha. Bir, iki. Şimdi burayı komple yok edeceğiz. Buradan böyle giderek. Makinenin bakın, sağ köşesiyle aşağı doğru iniyorum. Bak buraları kaçırmayın. Bu önemli noktalar. Şimdi burayı da şöyle girelim. Buraları böyle de alalım. Tamam. Burayı da böylece hallettik mi? Ondan sonra gençler bir numarayı takacağız. Şimdi bir numarayı takarak bunda da iki tık oynatıyoruz. Fazla değil. Buraları yiyeceğiz. Yunus oynatma. Benden kaybolma. Bakın şimdi artık saçın ana profilini çıkarmaya başlıyoruz bak. Bakın gördüğünüz gibi artık altlar toparlanmaya başladı. Üste doğru katı çıka çıka yapıyoruz. Eren, ben sana bu mesleği öğretmesem, kameraman olarak tutsam oğlum seni dükkanda olur mu ya? He? Olmaz mı? Olmaz. İlla öğreneceksin yani. Evet. İlla öğret diyorsun yani bana. Evet. Ama ne bileyim, sen böyle kamerayı güzel tutuyorsun yani, hoşuma gitti. Kamera işi de olur sende. Hemen kameraman olarak da çalıştırabilirim. Şimdi gençler öyle yaptık. Şimdi şuraları böyle bir alacağız, böyle ince ince. Böyle bir giderek. Bakayım şöyle. Bence iyi. İyi geliyor mu? Aynen öyle. Daldır oğlum, yavaş yavaş bekle. Acele etme. Daha çünkü izler falan var, daha onları kaybetmedim. Da gene abi geçiş güzel ya. Nasıl olacağı belli yani. Yavaş yavaş oluyor gülüm ya. Şimdi ilk önce bir fırçalayalım da şu saçlardaki tam bir hataları göreyim ben. Ona göre devam edeceğiz çünkü. Tamam. Evet gencolar, şimdi sıfırı aldık. İnce. Artık buradan sonrasını bir tık böyle çizerek devam edeceğiz. Sana bir şey diyeyim mi? İki hafta içinde geri uzar benim saçlar. Ya illa ki uzayacak zaten oğlum. Çok çabuk uzuyor abi. İlla ki uzayacak. Ama işte yaptığımız model, şimdi bu model iddialı bir model olduğu için bunu kalkıp da 5 ay sonra gelmeyeceğim bana. Pandemide ben bir evde vurdum. Tamam. Sıfır gibiydi. O basit makineler oluyor tıraş tamam için. 2 hafta sürdü abi bunun yani. Valla. Tabii çok çabuk uzuyor. Yani ondan biraz da o yüzden korkmuyorum yani. Anladın mı? Ne de olsa diyorsun. 2 hafta sonra yine uzayacak saç. Şimdi gençler bakın, buraları böyle sıfırlıyoruz güzelce. Bakın çıktığımız yer zaten şu alın hizası. Şu noktaya kadar geliyoruz. Çok fazla yukarı çıkmayacağız. Eren kolunu ağrıdı mı? Hayır. İyi tamam. Olsun, kaslarım engelliyor. Kaslar ki benim. Evet, şimdi sıfırına girdik arkadaşlar. Şimdi çizme işlemini buraya ayarladık. Şimdi ne yapacağız bak.
kalın sıfırla şu izlerin üzerine geçeceğiz. Yani bu izin üzerine aslına bakarsanız bir tane daha iz yapıyorum ben şu an. Ki şöyle baktığınız zaman da görüyorsunuz. Buraları böyle güzelce bir temizleyelim, şöyle bir alt tarafı. Makineyi çapraz vuracağım. Bak şöyle. Şu sistemle. Köşe köşe gideceksiniz. Buradan da artık bu tarafa doğru geldiğiniz için buradan böyle gidebilirsiniz. Ondan sonra tekrar buraya, şuradaki izi kaybetmeden Yunus, sen beni YouTube'da takip ediyor musun oğlum? Yok. Kanalların adı ne? Aynen. Halim. Adım soyadım oğlum işte. Halim Altan Kingal. Adını soyadını bilmiyor musun? Uzunmuş. He. Adını biliyor musun? Soyadını. Ya sen Halim Kingal yazdın mı zaten direkt çıkıyor mu oğlum ya? Soyadın çok özelmiş. Evet. Ne demek? Soyadın mı? Hmm. Nefret ateşi. Uf, 10 numara ya. Gençler, şimdi öyle aldık. İki tık yapıyoruz. Buradan burayı ayarlayabilmemiz için bakın, şu fazlalıklar var ya bak, bıraktığımız. Artık bunları buradan yok etmeye başlıyoruz. Yunus'um hafif eğsene gülüm. Heh. Böyle yavaş yavaş bak, olduğu yerde izleri böyle kaybede kaybede yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi burası da tamam. Şunu bir temizleyeyim. Evet, şimdi gençler bak. Son noktaya kadar alıyoruz. Artık burada şu izi kaybedeceğiz. Makineyi tutuşu böyle olacak. Saça tam olarak yaslamayacaksınız. Dik olarak değil, yatık olarak. Yatık olarak çıkacak makine. Yani şunun kıç tarafını geriye yaslayıp yukarı doğru. Şu pozisyonda. Bu arada ben eğitim de veriyorum arkadaşlar. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz eğer. Eğitim de veriyorum. Eğitim almak isteyenler bana, benimle iletişime geçebilirler. Artı beni Instagram'dan da takip edin. Halim Altan Kinka. Bu benim şahsi hesabım. Bir de Salon Halim Kinka Official var. Orası da iş hesabım. İki yerden de beni rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Ve sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz de. Şimdi bakın. Gene burada izler kaldı ya. Bunu takıyoruz. Bak. Bir, iki tık. Hiçbir şey yapmayacağız. Şuraya şöyle vurarak bak. Tık 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 tık. Aha da izler kayboldu. Gördünüz mü? Bilekten mi? Tabii. Yunus, bak bakayım. İyi abi. İyi geliyor mu? Buranın bir tık aşağıda olması şey mi? Tabii. Evet. Saça göre yapıyoruz ya. Kesime göre yapıyoruz ya. Evet, öteki türlü olsaydı ne olacak? Ben ikisini hızlı diye çizerdim, geçerdim. Evet. Öteki türlü yaparsak biz bu tarafı tarayamayız. Bak geçiş güzel ya. Gençler gördüğünüz gibi şimdi izleri kaybediyorum burada bak. Yukarı çıkmadan şöyle alttan alttan, dipten dipten hafif kaldırarak vallahi oldu be. Nasıl? Güzel abi. Sırf bu geçişleri reklam yapsan var ya sen. He? Sırf geçişleri iyi yaptığın için reklam yapman lazım. Ya yok be. Ya zaten YouTube'da beni izleyenler benim nasıl biri olduğumu biliyorlar. Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. Onlar da seviyorlar beni. İzliyorlar da. Ya Amerika'da mesela bunu yapabilenler çok para kazanıyor. Tabii.
Şimdi gençler, buralar bitti. Şimdi ne kaldı? Çok ufak tefek izler kaldı. Onu da bir tık alıyoruz. Bak hiçbir şey uğraşmadan. Mesela şurada var bak. Bir dengesizlik bak. Geçişlerde bir dengesizlik var. Orayı ayarlıyoruz. Bak şuralara böyle. Ufak ufak dokunuşlarla. Burayı böylece ayarlamış oluyoruz bak. Mesela şurada da var böyle hafif. Buraları da kaybediyorsunuz. Çok fazla uğraşmadan. Eren kolunu ağrıdı mı oğlum? Yok hayır. İyi tamam. Şimdi bak mesela. Burada bak. Burasını almıyor ama şurada bir iz var. Gördünüz mü? Orayı ne yapmamız lazım? Bak sıfıra alacaksın. Şöyle kaldırarak. Ona göre burayı kaçırmamak lazım. Tekrar bir tık daha alıyoruz. Böyle ayarlayarak. Bak. Şuralara bak. Fazla girmeden. Gördüğünüz gibi. Sistem bu kadar basit. Yani kalın bir buçukla girdim. Ondan sonra ince bir buçuklara geçtim. Ondan sonra ince bir buçuk sonra sıfırlamalar ve geçişi verdim. Şimdi gelelim makasa. Evet, makasla da izleri kaybedelim. Şimdi ama ilk önce elimize ne almamız lazım bizim? İnce makası. Ha, ince makas diyorum yani ince makası. İnce tarak. İnce tarak alacağız ki ince tarakla ayarlamamız lazım. Bu saç tam olmadığı için burada tarağın uçlarıyla iz bırakabiliriz. Ama bunda iz bırakabilme gibi bir ihtimaliniz yok. O yüzden ilk önce bunu kullanıyoruz. Yunus maşallah be oğlum. Çok gürü değil mi? Sen bu saçlarını niye yıkamıyorsun lan? Daha bu sabah şey yıkadım da. Sen böyle krem kullansana bu saçlarına. Kıvırcık kremi kullanıyorum. Kıvırcık kremi ha, bukle kremi. Oğlum bukle kreminden zaten oluyor bu saçların böyle. Yüzünü kullansana, manyak mısın lan sen? He? Bonus yapıyordum bir ara, ondan ona alıştım ya. Ha, ama bırak oğlum. Şimdi gençler, makasla iz kaybetmeye başlayalım mı? Yapacağım yavaş. Hadi bakalım. Bak şöyle en dipten böyle girerek yukarı doğru kaldıra kaldıra. Tık 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 tık. Öyle böyle. Bak şuradan. Böyle girerek bunları kaybediyor mesela bak. En dipten gireceksiniz. Bak hop. Yukarı doğru. Tarakla makas kombinasyonu yukarı doğru çıkarak izleri kaybediyorsunuz. Tekrar bak mesela şurada var görüyorsunuz değil mi? Bak. Şu an kesme işleminden çok şu izleri kaybetme meselesindeyiz. Bak en alta giriyorum bak tık aldınız. Ondan sonra tekrar yukarı. Şöyle kısaltarak gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi gençler izler kayboluyor. Gülüm şöyle kal. Heh, dur o kadar eğme. O kadar eğme. Heh, böyle tamam. Şimdi buradan da böyle yavaştan girerek şunları alarak böyle böyle. Hop burayı da kaybetmiş oldunuz. Ondan sonra tekrar bu tarafa başlıyoruz. Buradan böyle girerek burayı alıyorsunuz. Bu da bitti. Ondan sonra buraya. Yunus senin düğün ne zaman lan? Eylül. Ha Ağustos'ta değil mi? Ağustos nikah. Kaçında Ağustos'un? 11. Kaç? 11. Oğlum 11'inde benim düğünüm var lan. Tam ondan önce geleceğim zaten ya. İstanbul'a gidiyorum lan. Ulan anasını satayım ikimiz aynı gün mü evleniyoruz? Senin nikahın düğünde mi oldu? Benimki düğün oğlum benimki düğünde olacak. Vay anasını 11 Ağustos'ta ikimiz de evleniyoruz ha. Vallahi. Abo diğer tıraşı ikimiz de evli olarak gireceğiz lan bu hayata. Vallahi billah. Evet şans. Nerede bende o şans? Daha dur bakalım senin daha. Yaşın kaç? Yolun çok. O daha 21 yaşında. Daha var mı oğlum? Gençler gördüğünüz gibi bakın biz burada muhabbete dalıyoruz. Vallahi sizi unutuyoruz artık kusura bakmayın. Şuradan bak böyle dipten girerek böyle izleri kaybediyorsunuz. Mesela bunlarda kafa yapıları da önemli. Mesela bizim Yunus'un buraları biraz daha kafa yapısı olarak buralar içe biraz daha çökük. O yüzden böyle alırken biraz basmanız lazım. Tarağı ki oradaki izler belli olmasın. Mesela bu tarağı normalde bastırmamanız gerekiyor ama almayacağını bildiğiniz için anında böyle basacağınız biraz.
Çünkü yoksa şu arada kalanlar kafa yapısından dolayı böyle iz gibi gösterebilir size. Bir tık basacaksınız. Çok fazla değil ama. Burada da şöyle yukarı doğru kat vererek çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bak. O böyle. Şöyle en diplerdeki izleri kaybetmiş olduk. Şimdi sıra geldi bu tarafa. Böyle de alıyoruz. Bak. Lan vallahi var ya. Nazi haircut devam ha. Gençler Nazi saç kesimi. Nazilikle alakamız yok da saç evet. Kesimi güzel yani. Ulan vallahi adamlar kaç yıl önce yapmış değil mi? Aynen onlar çıkarmış. Evet. David Beckham da böyle kesiyormuş ya. Evet. Gençler gördüğünüz gibi bakın ahanda şu anki sistemimiz tamam. Bakayım. Güzel oldu aşırı be. Aşırı ferahladım biliyoruz. Değil mi? Yani çok ferah oldu. İnsan rahatladı. Evet gencolar. Şimdi üstlere başlayalım mı? İlk önce bir şunu. Erhan hadi seni kurtaracağım oğlum az sonra. Hani az kaldı. Birazdan kurtulacağım. Üstlere geçtik mi işimiz bitiyor. Sakallar kalsa nasıl olur? Olur sadece izleri kaybetsem yeter sana. Ha yakışır mı bu saçma? Olabilir. Gözüme hoş geldin. Evet şimdi güzelce böyle bir ıslattık. Şimdi şu ayrımı bir yapalım ilk önce de bu ayrım sonra bizden gitmesin. Şimdi Yunus. Evet. Aslanım üstleri ne kadar kısaltacağız? Abi vallahi rahatlatsın ya. Çok rahatlatamaz ama bak oradaki Nazi saçında önler uzun, önleri geriye doğru atıyor adam. Tamam öyle. Onu baştan söyleyeyim. Tamam. Sen önleri bir kısaltırsak biz bu saçı kurtaramayız. Tamam. Toparlanmaz yani. Çünkü model farklı. Peki bunu... Bak geriler kısa olabilir bak. Şu bölgelerini kısaltacağım zaten. Tamam. Ama bu ön tarafı çok fazla kısaltmayacağım. Sadece uçlarını toparlayacağım. Bunu sadece ıslatıp tarasam kabarıklığı gider mi? Ben zaten buralarını kısaltacağım ya. Hı-hı. Kısalttığım için buralarda zaten kabarıklık kalmayacak. Tamam. Çok kabarıyor ya benimki öyle. Tabii. Şimdi gençler en önden başlıyoruz. Şöyle bir saçı böyle bir öne doğru bir tarayalım. Şöyle tamam. Şurayı ayıralım. Burayı bir aldık. Bak önden bu kadar alıyor. Tamam. Fazla almayacağım. Kırıklar mı? Yok kırıklardan bir tık daha fazlasını alıyorum. Erhan çok uzaktan çekiyor olabilir misin? Ha sen onun şeyleriyle oynuyor mu? Yunus sakın kafanı oynatma. Sen çekince iyi. Ben geriye doğru çekiyorum ya sen kafayı öne doğru al. Heh aynen. Bak şimdi buralara giriyorum. Okay. O tam tepesi darlıyor ya. Burayı kısaltıyorum zaten artık. Ya ondan dert değil yani. Ama bunları diksem gene güzel gözükürmüş ya bu arada. Hı? Bu şekilde o evet. Güzel gözüküyor. V tarzı. Tabii. Şimdi tekrar en öne. Şöyle geldik bak. Buraya geldim. Bence 10 numara oluyor. Yapıyorsun bu işi ya. Bakacağız be ufak ufak. Var yani. Yunus düz dur. Heh. Aferin lan. Vallahi aferin bak. Şimdi oldu işte. Öğreniyoruz. Değil mi? Şöyle bir tarayayım bakayım. Şöyle bir. Yani
Değil mi? Evet. Şuradan şöyle bir alalım. Şimdi o saçın bu tarafları bir tık daha uzun. Evet. Kabarık o tarafı. Aynen öyle. Ona göre keseceğim. Bu taraflarını fazla kısaltmayacağım. Bak şöyle. Burada uçlarına geleceğim. Böyle. Bak mesela buranı kısaltabilirim. Bundan yana sıkıntımız yok. Ama sadece belli bir noktaya kadar. Tamam. Şimdi gülüm, bu saça çizik atacağız biliyorsun değil mi? Evet. Saçı ayırmamız için. Evet. Şimdi şuradan tık tık şu noktaları bir alalım. Sakın oynatma. Yunus'um bak bakayım. Aynen. İyi oldu mu? Oldu var oldu. Şimdi şöyle bir ufaktan bir fön çekeyim, bir saça bakayım. Neler var neler yok. Farklı bir hava oldu ha. Ama şey yapacağım. Şu senin saçların çok kabarık. Evet. Şu arka tarafı biraz yumuşatmam lazım. Yoksa o saç bir hafta sonra yine patlayacak yukarılardan. O yüzden bir ara makas. Ara makas saçın aralarını atacağım. Fena oldu ha. Da full yana yatırdım ben yani. Ya ister yana yatır ister kaldır hiç fark etmez. Gülüm. Hazır mısın? Evet. Ense abi benim için en önemlisi zaten biliyor musun? Nasıl? 10 numara. Şu ortada aşağıda alerji mi olmuş ya? Evet. Ha, değil mi? Şuralara. Metal gibi bir şey. Aynen. Değil mi? Daha önce de olmuştu berberde. Nasıl? 10 numara bence ya. Olmuş mu? Olmuş. Eline sağlık. Naze oldun mu? Yok naze olmadım da tıraş oldum. İyi. Gençler. Vallahi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Artık yarım saat mi oldu, 40 dakika mı oldu tam olarak bilmiyorum. Belki 20-25 dakika oldu. Ama uzun zamandan sonra ilk defa video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Eğer ki eğitim almak isteyenleriniz varsa benimle Instagram hesabımdan veya ben buraya numaramı da yazıyorum. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet. Bay bay.